Merhaba sevgili öğrencilerimiz, bugün elektronik eğitimin veyahut elektronik okulun son dersinde sizi danık. Bugün sizden 12. derste beraberiz. 6. bölümün 8.den 9. dersinde prizma ve silindir, piramid ve koni. Sayfalar 256-262. Bu iki koniyi niye beraber okuruz? Bir iki koninin kuralları çok birbirlerine yakın olan kurallardı. Onun için en yakın, en kolay şekilde bunu ezber edebilirler. Tabii burada ben istirem bizim yetkililerimize seslenim, bizim programda olan arkadaşlara seslenim. Bizim burada bir sorunumuz var, terimleri birleştirmek için bir çaba göstersinler. Çünkü bazı bilimsel yanlışlıklarımız var, onları birleştirmek önemlidir. İndi yan prizma ve silindirde kurallar nedir? Yan alan, toplam alan ve hacim. Yan alanda ne var? Çevre çarpı yükseklik. İçi pi değeri rh. Toplam alan çevre çarpı yükseklik artı içi r. Burada ne diye kullanılı? Taban alanı kullanılı. İçi pi değeri rh artı içi pi değeri r üs içi. İndi birinci sorumuzda ne dedi? Toplam ve yan alanı bulunuz. Toplam ve yana. İlk defa biz yan alan taparız. Yan alan eşittir. Çevre çarpı yükseklik. Çevre çarpı yükseklik. Peki çevremiz var burada. Edebilirlik bunun çevresini tapak. Yok. Niye? Çevre burada nasıl tapılır? Olur bir kenarımız da olsun. Bir kenar olmadığı için olur bir kenar tapak. Bir kenar noha tapılır. Bir üzgen, doğru bir üzgen, düz bir üzgen olduğu için edebilirlik Pisagor kuralıyla tapakın. İndi BH'ni tapak olur. BH üs içi eşittir 4 üs içi artı 3 üs içi. BH üs içi eşittir 16 artı 9. BH üs içi eşittir 25. BH eşittir karekök 25. BH eşittir 5. Yani indi ben edebilen bu üzgenin çevresini kolay bir şekilde bulağın. Çevre eşittir 3 artı 4 artı 5. Çevre eşittir 3'ten 4 7 artı 5 12. Çevre eşittir 12. İndi yan alan eşittir. Çevremiz var. Çevre 12 çarpı yükseklik öz verimlerimize 4'tü. İndi yan alan eşittir 48. Bu defa toplam alan. Toplam alan neyden ne ister toplam alanda? Çevre çarpı yükseklik artı içi. R dedik nedir? Taban alanı. Taban alanı ne yapabilirlik? R eşittir 1 bölü 2 3 çarpı 4. 3 çarpı 4. Yani R eşittir 3 kere 4 12 bölü 2 6. R eşittir 6. İndi edebilirlik toplam alan tapak. Toplam alan eşittir. Toplam alan eşittir ne burada? Çevreni tapmışız. Ne kadar da eşittir? 12. Her edebilirlik bunun yerine ne yapıyor toplam alanda? Diyağın yan çapı. Yan alan artı içi R. R'ni taptık. B'ti ne kadar? Yan alan burada ne kadar çıktı? 48. Artı içi çarpı R ne kadar çıkıp? 6. Yani edebilirlik diyağın 48 artı 12 eşittir. Bu da eşittir. 60. Metre
3-2. Burada da alan olduğu için metre 3-2. Ama bu çevre olduğu için sadece mə kullanılır. Əgər biləmizdən hacim istəsə, hacmi nə kullanırsan? Hacim hə eşittir R çarpı hə yükseklik. Yani eşittir. Rəntə yaptık ne kadardır? 6 çarpı yükseklik ne kadardır? 4. Bu da eşittir. 24. Metrə üs 3. Hacimdə üs 3 kullanırıq. Onun için niye üs kullanırıq? Bu bir alan çarpı yükseklikte alanın nədir? Metre üs 2'dir. Hə metrədir. Metre üs 2 çarpı metre olur. Metre üs 3. Bunun için indi en kolay şekilde biz edebildik bu soruları çözək. Eğer silindir olsa, silindirde de bir farkımız var. Kurallar aynı ölçümü kullanırıq. Eğer R bloğu verdiğinde R'nin bir çap veribsə bile olur. Edesen yarı çap. Eğer mesela burada yarı çap ne kadardı burada? 8'dir. Yarı çapı kullanırıq. Olur. 4. Bu şekilde prizma ve silindirin kolay şekillerini sadece dairenin alan ve çevresini güzel bir şekilde ezber ilahın soruları güzellikten çözersiz. Gelin bir öbür dersimizde prizma ve koni. Prizma ve koninin kurallarını da siz üstüne okudum. Sadece işledim. Yetkililerimize de buradan seslendim. Bizim için bunların terimlerini birleştirsinler ki öğrencilerimiz için daha kolay bir şekilde ezber etsinler. İndi bilmemize ne diri? Diri kurallar yan alan. Burada bilmemizin mesela bir işçinin yan alanından alan toplam alanların hacmini ister. Sadece birincisinde eğer yan alandan şeyi kullansak yan alan eşittir. Yan alan eşittir 1/2 m nədir? Taban çevresi. Taban çevre çarpı A neydi dedik? Yan yükseklik. Yan yükseklik. Tabii yükseklikten yan yükseklik farklı bir konudur. Mesela böyle bir şeyimiz var ise bunun yüksekliğini eğer biz burada göstersek Blaustin, burada böyle bir şeyimiz var. Yakın gibi bir piramitti veya bir haramdı. Bu piramitin bu abi yan yüksekliğiydi, burası da yükseklikti. Yani bir yükseklikle yan yükseklik farklı bir konudumunu öğrenmemiz lazımdı. Şimdi taban çevre. Taban çevre bu özü bilmemizde değil. Bu piramitte çevresi eşitti. Karadı. Her dört kenarı birdi. O zaman edebilirim diyeyim taban çevre. Taban çevre eşitti. 4 çarpı 5. Yani eşittir 20 metre. 20 metre. İkinci kere ne diyor? Yükseklik. Özü yan yüksekliği verip ama eşittir 9. İndi edebilirim diyeyim. Yan alan eşittir 1/2 20 çarpı 9. Yani yan alan eşittir 1/2 çarpı 20 kere 9 100 80. Bu da eşittir 90 metre kare. Üs 2. Alan olduğu için her zaman alanlar üs 2 olur. Hacim ise üs 1 olur. Çevreler üs 3 olur. Hacim çevreler üs 1 olur. İndi bir defa toplam alanı istiriblemizden. Toplam alan. Tabii burada bu 9 özü bile o soruda değil yan alan, yan yükseklikti. Eğer soruda bile o demese yan yükseklik, o zaman sen özü olur yan yüksekliği tapasan burada bu soru için indiminden sonra çözerek. İndi toplam alan eşitti. Toplam alan tabii bu eşitti yan alanı. Sen yan alan tapıpsan istemez tekrarcana sorunu çözesen edebilirlik diyeğin yan alan artı T. T nerede dedik? Taban alan. T eşittir taban alan. Taban alan ne o tapabilirlik? İndi T eşittir.
Kare olduğu için edebilirlik diyağın 4, 5 çarpı 5. 5 çarpı 5 bu da eşittir 25. Yani yan alanımız ne kadardı? Tabanın başka bir yerde daha kolay olsun bizim için karıştırmayalım. T dedik taban alan eşittir 5 çarpı 5 eşittir 25 metre kare. Şimdi burada olur. Yan alanımız ne kadar taptık? 90 artı taban ne kadardı? T 25 metre. Yani bir de eşittir 115 metre kare. Bu tabanı taptık. Şimdi bir defa hacmin tapağın hacim eşittir. Hacim eşittir 1 bölü 3 T'ye. T'ye. T nedir burada? Dedik. Taban alan varımız da eşittir 25. Bu da eşittir 1 bölü 3 25 çarpı. Ya dedik nedir burada? Yükseklik. Şimdi bunun yüksekliğini tapmaksın. Bu yan yükseklikti. Yükseklik de acaba. Bak yan yükseklikten. Yükseklik farklı bir konudur. Şimdi bunun yan yüksekliğini ne taparız? Bunu böyle cihazın ucumuza bu şekilde. Burası 9'du. Burası eğer 5 ise 5'ti burada. Yani ortadan olur 2 parça. Olur 2,5. Bilevden abran istedi. Abi yükseklikti. İndi gelelim diyelim. Diyelim ki bura x'ti. Diyesen 9 üs 2 eşittir 2.5 üs 2 artı x üs 2. Yani 81 eşittir 2.5 çarpı 2.25 çarpı 25 eder 625. 625 yani 6.25 x üs 2 eşittir 81 eksi 6.25 x eşittir 84.75 kare çocuğu altında. Şimdi bunun hacmini tapmaksın. Hacim dedik ne kadardı? Çarpı kare çocuğu bunu hesap makinesine kullansanız daha iyi olur. 84.75. Bu hacim makasını taptık. Bu silindirde başka bir sorumuz. Bu silindirde bunların hay çözağın bir notumuz var silindirde. Bunlardan farklı olan silindirin sorunu çözmeği sadece burada biz bir daire salin dairenin şeysini bildik. Alanla çevre kurallarını ama mesela burada bana yarı çap verip 5'ti. Yüksekliği ne kadardı? 12. Abi yan yükseklikti bura. Yan yüksekliğini tapmaksın gene Pisagor kuralını kullanalım. Pisagor abra x ise yesen x üs 2. Niye burada dedik x üs 2 burada demedik x üs 2? Çünkü biz demişik düz açının karşısındaki eşit olur başta olsun. X üs 2 eşittir 12 üs 2 artı 5 üs 2. Yani eşittir 144 artı 25 x üs 2. X üs 2 eşittir 169. Şimdi x eşittir karekök 169. X eşittir 17. Burada x'i taptığımız zaman gelip bu kuralları kullandık. Asan bir şekilde hepsini çözebildik. Bugün dersimizin son dersiydi. Hepimize başarılar dilerim. İnşallah umutlu bir günler geçirirsiniz. Şen ve asan kalın.